Lezzet Diyarı Gaziantep'ten Güray'ın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendiniz ve misafirleriniz için nefis bir sunum, gül tatlısı tarifi veriyorum. Gül tatlısı için malzemelerimiz: bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, 125 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı, yaklaşık 2-2,5 su bardağı kadar un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, şerbeti için 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su kullanacağız. Derin bir kasenin içerisine margarinimi alıyorum. Sıvı yağımı, yoğurdumu döküyorum ve biraz karıştıracağım. İçerisine irmiğimi de koyuyorum. İyice karıştıralım. Vanilyamı ve kabartma tozumu da ekliyorum. Unumuzu da ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Açılıp işlenmesi kolay olması açısından. Hamurumuz hazır. Bu şekilde yumuşak bir kıvamda olacak. Bir süre hamurumuzu dinlendirelim. Hamurumuz bir süre dinlendikten sonra şöyle ikiye bölüyorum. Merdane yardımıyla hamurumu açacağım. Hamurumuz ne çok ince ne de çok kalın olacak. Yeterli. Bir çay bardağı yardımıyla hamurumu kesiyorum. Bu şekilde dışarıda kalanları ayırıyorum.
Oluşturduğumuz halkaları göstermek istiyorum bu kalınlıkta. Ne çok ince ne de çok kalın. Bu şekilde hazırlıyoruz. Halkalarımızı bu şekilde üst üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. 4 tane halkayı arka arkaya yerleştiriyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Sardıktan sonra bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyorum. Ve bu şekilde ters çeviriyorum. Hem görüntüsü hem de lezzeti çok güzel olan bu tatlıyı denemenizi tavsiye ediyorum. Arka arkaya yerleştirdim. Sarmaya başlıyorum. Bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüp yan çeviriyorum. Kalan hamurumuzu da yine merdane ile aynı şekilde açıyoruz. Bir bardak yardımıyla hamurumu bölüyorum. Sonuncu tatlımı da yapayım. Yuvarladım. İkiye bölüyorum. Bütün gül tatlısını bu şekilde hazırladım. Tepsiye dizdim. Şu anda tepsimiz fırına girmeye hazır. Tatlımızı 180 derecede fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Tatlımız pişti. Fırından alıyorum. Evet, tatlımız çok güzel kabarmış. Güller gayet şekil olarak meydana çıkmış. Üzerinin bu şekilde kızarması yeterli. Şerbetini hazırlamaya başlayabiliriz. Tatlımızın şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı şekere, 3 su bardağı su ekliyorum. Ve tenceremin altını açıyorum. Kıvam alıncaya kadar kaynatalım. Tatlımızın şerbetini yarım saat 40 dakika kadar kaynattım. Bakın hazır. Altını kapatmadan önce bir 5-10 dakika kadar önce birkaç damla limon sıkıyorum şekerlenmemesi için. İsterseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz. Tatlımızın şerbeti hazır. Tatlınız oda sıcaklığındayken şerbetinizi sıcak sıcak tatlımızın üzerine bırakacağız. Tatlının hamurlaşmaması için şerbetin sıcak, tatlının da oda sıcaklığında olması gerekiyor.
tatlının şerbetini çekmesine bir süre bekleyelim. Gül tatlımız şerbetini çekti. Üzerine istediğiniz gibi fıstık veya Hindistan cevizi, nasıl seviyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz.